Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Jeep Renegade, daha doğrusu Renegade ile birlikteyiz. 1.6 dizel 120 beygir 320 Nm tork ve 6 ileri vites seçenekli motoru ile birlikteyiz. Limited seçeneği bu, en full'ü. Şöyle bir gürültülü bir ortam zaten. Uçak geçiyor bizim oturduğum yerle alakalı. Etrafında döneyim aracın. Şurada bir aracın dizel olduğunu belirten yeşilimsi bir motor dizel yazıyor. Şurada aracın paketi limited paket, o yazıyor. 215-60-17 inç jantları var. Jant lastik ölçüleri bu. Şurada bir Renegade logosu var. Şurada bir Amerikan park tarzı bir şey. Sinyal aşağıda. Ön park sensörü yok. Şöyle kafadan alayım arabayı. Şöyle yedili, o meşhur Jeep'in alışı gelmiş ızgarası bize bu araçta da eşlik ediyor. Yani Jeep olduğunu vurgulamak amaçlı bir nevi. Bu araçta da yine o çizgiyi bozmamışlar. Yedili ızgara ve yuvarlak farlarla birlikte o genel hatlarını biraz modernleştirerek bu araçta göstermiş Jeep bize. Ama genel çizgi aynı. Araçta panoramik cam tavan var. Şöyle göstereyim. Bu opsiyon. Limited'de normalde bunu opsiyon olarak alıyorsunuz. Sunroof yani. Sunroof yok. Anahtar çalıştırma var. Şöyle görüyorsunuz. Sağ ve sol ön kapılarda aracın yanına yaklaştığınızda düğmeyle açabiliyorsunuz. Egzozu çok hoşuma gidiyor. Çift egzoz var. Hatta bir gri görünümle birlikte çift egzoz var. Şöyle çarpı şeklinde sinyalleri var. Ya benim genel manada tasarım olarak çok hoşuma giden bir araç. Kompakt SUV diye geçiyor. Giriş segmenti yani bu o sınıfta. Ama gayet hoş bir araç. Gayet güzel bir araç. Şimdi içine girmek istiyorum aracın. Sizlere biraz içinden bahsedelim. Motor verilerini videonun başında söyledim. 0-100 değerini de söyleyeyim. 10.2 saniye 0-100 değeri var. İbre selamlama da var. Demiraja basalım. Anahtarsız çalıştırıyor. Sunroof kapatsana sana. Evet, şimdi devam ediyorum. Şöyle bir ekranı var aracın. İki analog gösterge, hız ve devir saati. Ortada ise dijital. Parlıyor şu anda, pek belli olmuyor da biraz geri alırsak belki belli olur mu? Şöyle bakın, geri vites sensörü de var. Cam perdeyi de kapatsana. Şöyle gözüken çoklu, gayet kullanışlı, büyük ama ibreler küçük kalmış onun yanında. O büyük olsa bile ibreler küçük kalmış ama gayet hoş gözüküyor. Böyle hızı da gösteren bir saat koymuşlar. Şöyle aracın size anahtar çalıştırma yeri burada. Benim en sevdiğim stil, yani şurada falan sevmiyorum. Ben anahtar yerinde olmasını istiyorum anahtar çalıştırmanın. Bu da anahtar çalıştırma yerin orada. Şöyle anahtarını göstereyim. Anahtar biraz ses yapıyor. Çünkü niye? Şuradan böyle bastırdığınızda anahtar açılıyor. Samet tutsana şöyle. Şöyle göstereyim. Bakın. Şuradan şöyle yaptığınızda bu anahtar geldiği için zamanla şöyle açılan, içinde anahtar olan anahtar çalıştırmalı araçlarda her zaman ses yapar. Şöyle açma, şöyle kapama, çift tıkladığınızda da bagajı atıyor. Ama elektrikli bir bagaj yok araçta. Şöyle aracın genel şeylerine geldiğimizde şurada bir zince 1941, yani 1941'den beri bir logosunu görmüşler. Yani o Jeep esintileri şuradan görebiliyoruz araçta. Torpido plastik kalitesi benim beklediğimin üzerinde, biraz yumuşak bir plastik. Çünkü kompakt SUV olduğu için giriş segmenti sert olmasını beklerdim. Ama neredeyse yani benim CR-V ile aynı yumuşaklığı, yani o konuda çok iyi. Böyle karartmalı dikiz aynası var aracın. Burası olmamış. Fiyattan alışı geldiğimiz o küçük ekranı koymuşlar. Yani şu ekranı koyacağına şöyle bir şey beklerdim ben. Yani şurayı komple ekran olsaydı. Bakın şu çerçeve olsaydı. Şura yine dokunmatik bir ekran olsaydı. Bu boyut yeterliydi. Ama şu kadar küçük bir ekran bu araca olmamış. Bence yakışmamış. Zaten fiyatını kullandık. Fiyatın aynı ekran. Böyle aşağıya indiğimizde yine Fiat ve Alfa Romeo esintileri var klima panellerinden.
klima şeylerinden, kumandalarından hepsi Fiat ile aynı. Hiçbir değişiklik göstermeden koymuşlar. 49 dal söylenecek. Biraz daha aşağı indiğimizde burada yine açıkta olan, bu kol dayamanın içinde olsa daha da hoş olabilirdi. Açıkta olan bir şey var. Nedir onun adı? USB AUX çıkışı ve bir adet çakmaklığı var. Şurada bir saklama alanı var. Buraya ama biraz kullanışsız gibi, telefon falan pek sığmaz. Yani dik koymanız lazım sığması için. Vites topuzu Alfa Romeo ile aynı zaten. Şöyle göstereyim. Bu vites topuzunu çok beğeniyorum ben. Çok hoş, böyle ele oturan, böyle vites attıkça atası geliyor insanı. Hemen geriye geldiğimizde start stop, elektronik park freni ve burada da ESP size eşlik ediyor. İkili bir tane üstte açık bardaklık var. İçinde ambiyans ışıkları var. Gece olunca buradan beyaz ambiyans ışıkları yanıyor. Çok hoş gözüküyor. Hareketli bir kol dayaması var. Ama sadece ileri geri, yükseklik derinlik yok. Üstü yumuşacık bir deri ile kaplı. İçi çok fazla da geniş olmayan normal bir kol dayaması. Ne geniş ne dar diyebiliriz. Bir şey mi söyleyecekti sana? Şu stoplardaki çarpı şeyini buraya da yerleştir. Aynen. Değil mi? Orada da var. Şöyle geldiğimizde torpidosu nasıl Samet aracın? Torpidosu bayağı geniş ya. Aynen. Torpido bayağı geniş. Şey var bir de araçta. Otomatik park da var herhalde. Yok otomatik park değil bu. Nedir onun adı? Şerit takip. Mi? Yani şerit takip sadece uyarı veriyor. Ana da şeritten ikaz veriyor. Şeritten çıktığınızda falan. Öyle bir de öndeki araca fazla yaklaştığınızda fren uyarısı veriyor aracı. Şöyle direksiyonunu göstereyim. Direksiyonu da yine Fiat'ın yeni direksiyonlarına çok benziyor ama benim çok hoşuma daha gitti. Çok daha hoş ve algısı çok güzel. Yani gerçek deri gibi yani direksiyon. Kalın biraz değil mi? Şöyle şurada hız sabitlemeye yer verilmiş. Şurası hız sabitleme ve limitlemede. Burası ise yol bilgisayarı ekranında. Burada Bluetooth, sesli komut vesaire var. Şöyle bu tarafa geldiğimizde aracın otomatik farı var zaten. Onların ayarları, sis farının ayarları falan. Hepsi buradan ayarlanıyor. Far yükseklik, alçaklık ayarı, gösterge panelinin ışık aydınlatma ayarı hepsi buradan aydınlanırken burada ise 4 cam otomatik merkezi kilidi ve katlanır aynalı içeriden katlanıyor sadece. Onun ayarı burada var. Kapılarda yukarıda sert bir malzeme var ama kolumuzu koyduğumuz şu alanda yumuşak bir malzeme ile kaplı. Kapının saklama gözlerini eleştirmek istiyorum. Çok dar yani burada hiç cömert davranmamış ip. Saklama gözleri biraz dar gözüküyor. Ve saklama gözünün şurada da bir aydınlatma var. Gece şuradan bir ışık çıkıyor. Yine saklama gözü de bayağı şey gözüküyor. Işık çıkınca gayet iyi oluyor. Yani ışık çok iyi konuma vuruyor. Ses sistemi aracın çok güzel. Telif yemeyelim diye sesi açmıyoruz ama ses sistemi gayet yeterli bir ses sistemi var. Şöyle şuradan elektronik perdenin açılış kapanışını yapabiliyorsunuz. Şurada yok, bu mu perdeydi? Yok, soldaki perde, sağdaki. Soldaki sağ perde bu sunroof. İkisinin de açılışını, kapanışını şuradan şu tuşlarla yapabiliyorsunuz. Ha bu da V açıyor sunroof'u. He, sunroof'u V açıyor. V açıp buradan kapatıyorsun. Aynen. Şöyle bir şeye geçeyim. Nedir onun adı? Arkasına geçeyim. Arkadaki size baş ve diz mesafesinden bahsetmek istiyorum. Baş mesafesi gayet yeterli. Araç size ciddi manada iyi bir baş mesafesi sunuyor. Diz mesafesi ise normal. 3 kişi arkada, şaft tünelinin de çok az olmasından kaynaklı. Yani şaft tüneli neredeyse yok. O yüzden 3 kişi arkada rahatlıkla yolculuk edebilir. Ama arkada bir havalandırma, klima çıkışı yok. Onu belirteyim. O bir eksi. Klima çıkışının olmaması bir eksi. Şurada bir priz var. Klima çıkışı olsaydı burada iyi olurdu ve arkada bir kol dayama beklerdim ben. Bu aracın kol dayaması da yok arkada. Ama bu araçta arkada da yine şöyle burada oturduğumda saklama alanına ancak bir tane pet şişe sığar. Başka hiçbir şey sığmaz. Ama şöyle Siyaçar'da örneğin şurası çok yukarıya konumlandırılmış. Aracın içinde karanlıktaymışsınız hissi veriyor. Ama bu araç gayet ferah hissi veriyor. Özellikle cam tavanla birlikte birleştiğinde gayet ferahtaymışsınız hissini alabiliyorsunuz bu araçta. Dediğim gibi şu mesafe çok iyi konumlandırılmış. Şöyle bir de 360 litrelik bir bagajı var aracın. Bagaj şu an dolu gerçi de yine de göstereyim size. Yani bebek arabası var bagajda. Şöyle bakın, bir bebek arabası yan böyle sığabiliyor. Yani içeriden geniş tutmuşlar içeriği. İçeride çok ferah ve geniş hissediyorsunuz ama bagajdan biraz şey vermişler sizlere. Nedir onun? Kayıp vermişler bu yüzden. Böyle dik
kaslı bir yapısı var. Aracın yani çok iyi yapmışlar onu. Kaslı yapıya sahip araç. Yandan, önden her şekilde kaslı bir yapısını yapı varmış hissi veriyor ki öyle de duruyor yani. Aracın hakkını yememek lazım o konuda. Gayet hoş bir araç, güzel bir araç. Şimdi aracın bir sürüşüne geçelim. Bir de testini yapalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Jeep Renegade'nin içindeyiz. Şöyle ilk önce onu göstereyim. Park freni açıkken aracı bire attığınızda elektronik park freni kendisi otomatik bırakıyor. Bazı araçlarda bırakmadığı oluyor. Bu araçta otomatik kendisi bırakıyor. Aracın dış videosunda söylemiştim motor verilerini falan ama yine sizlere belirteyim. 1.6 dizel Multijet motor var bu araçta. 120 beygir ve 320 Nm torka sahip. 10.2 saniye 0-100 değeri var bu aracın. Gayet iyi bir 0-100 değerine ve hızlanmaya sahip. Kompakt su sonuçta bu araç ama hızlanması falan iyi. Aracın ilk performansından başladık. Yani sizi böyle ani gaz tepkilerinde falan, şimdi birazdan videonun ilerleyen saatlerinde göreceksiniz, ilerleyen dakikalarında göreceksiniz ama yani sizi sekmeye uğratmıyor. Örneğin gaza asıldığınızda araba hiç yaslıyor direkt, yani hiç sizi şeyde bırakmıyor. Yani C segmenti her türlü hatchback sedan araçla, 1.6 dizel araçla kafa kafaya gidebilecek yapıya sahip araç. Kaza mı olmuş? Kırmış orada. Yok, nasıl kaldırma çıkmış bekliyor. Görmüyor musun arabanın önünü? Nasıl kaldırma çıkmış bekliyor? Baksana oğlum sollaştığın haline. Allah'ım, geçmiş olsun. Neyse. Gelelim aracın şeyine, konforuna. 60 yanak var lastiklerde. 17 inç lastik var. 60 yanağa sahip. Bunun sayesinde aracın konforu bir nebze iyi. Ama yani şöyle söyleyeyim sizlere. Bakıldığında kompakt SUV sonuçta, biraz insan sert bekliyor ama ondan bir tık daha iyi diyebilirim. Yani beklentinin bir tık üstünde ama çok iyi değil. Yine bir sert yapısı var aracın konfor anlamında. Süspansiyonların çalışması sessiz çalışıyor süspansiyonlar. Onu da söyleyeyim sizlere. Motor sesi, arabanın motor sesi biraz sesli. Multijet motorun yapısı gereği aracın motor sesi özellikle dışarıdan yine içeriye almıyor gürültü fazla. 3000 devir sonrası içeriye dolduruyor. Dolduruyor çalışıyor. 3000 devir sonrası gürültü almaya başlıyor ama aracın 2500'de başlıyor, pardon 3000'de değil. Yani aracın ama dışarıdan aracın yanında aracı dinlemeye kalkıp ciddi gürültülü çalışıyor. Aynen. Multijet motorun bu genelinde var. Biraz sesli çalışıyor ama motorun dayanıklılığı olsun, performansı olsun, ürettiği gücü olsun, gayet kuvvetli bir motor ve dayanıklı, sağlam, uzun ömürlü bir motor. Araç 110 km hızdan sonra içeriye rüzgar sesini almaya başlıyor. Lastik ve rüzgar sesi alıyor 110 km hızdan sonrasında. Ama onun öncesinde bir problemi yok arabanın. Onu net söyleyeyim sizlere. Ve test geçişleri çok güzel. Evet. 4'te 75 km hızda 2000 devirde. Yakıtı çok az. 5'te 90 km hızda 2000 devire geliyor araç 5. viteste. Yol müsaade ederse 6. viteste 2000 devire kaça geldiğini bakacağız ama yol niye böyle olmuş ki? Millet bir an nereye gidiyor? Hava güzel mi? Aynen. İstanbul'da 8 derecelik bir hava var. 1 saat önce geçtim. Şuradan bomboştu. Boş mu? Bomboştu. Bir de şey dikkatimi çekti. Şu aylardaki şifresi var ya. Değil mi? Çok hoş gözüküyor. Güzel gözüküyor. Yani küçük detayları, örneğin şuradaki Sincap 1941 detayına, aynalardaki Jeep yazısı falan, bunlar boş detaylar. Güzel, yani insanın ruhunu okşayan detaylar. İbrelerdeki şu örneğin turuncu şey var ya, 4000 devir sonrası. Şu turunculaşmış, böyle sanki bir boya sıçratmışlar oraya. Yani normal şey yapmamışlar da, çizgi koymamışlar da onu yapmışlar. Çizgi koymayıp da onu yapmaları hoş, estetik bir görüntüye sahip olmuş araç. Onu söyleyeyim rahatlıkla. Bir de arabanın şeyi de güzel yani, dijital göstergesi de güzel. Gayet iyi değil mi dijital göstergesi? Benim hoşuma gitti dijital göstergesi. Biraz büyük ama gayet hoş. Bir de hoş sürüş mesafesiyle birlikte tam göze odak. Evet. Yani şuradan tam göze hitap eden bir şeye sahip. Onu rahatlıkla söyleyeyim.
Sürüş pozisyonuna gelmek istiyorum. Sürüş pozisyonu gayet yerinde. Aracın sürüş pozisyonu güzel. Koltuğun yanal destekleri filan da hoş, yerinde. Yani sıkıntı yok. Koltuğun yanal desteklerinde herhangi bir sıkıntıya filan uğratmıyor sizi. Araç sürüş pozisyonunda benim tarzım yani. Gayet hoş. Yani ne böyle çok yüksek, yukarıda jip kullanıyormuşsunuz hissi var, ne de böyle çok alçak, derinde taksi kullanıyormuşsunuz hissi var. Aynı bir şerit değiştireceğiz ama direksiyon tepkileri de yüksek hızlarda da, normal hızlarda da gayet yerinde gibi gözüküyor. Ortalama yakıt tüketimi de şu anda araba. Şu anda 8 litre yakıyor. İstanbul şehir içi trafiğinde 8 litre yakıyor. 16 motoru göre gayet iyi yakıyor bence. Yani İstanbul trafiğinde. 8 litre İstanbul dur-kalk trafiğinde yakan bir araç. Uzun yolda 6 litrelere, 5,5-6 litreleri çok rahatlıkla görüyor. Bizim bir tanıdığımızın arabası, o yüzden bu verileri size rahatlıkla paylaşabilirim. Yani yakıtı bu yönde aracın. 8 litre bence şehir içinde iyi yani. Ya artık İstanbul trafiği öyle bir yani hal aldı ki, yani 8 litre bize iyi geliyor. İyi geliyor yani, çünkü dur kalk dur kalk 19-20 km ortalama hızla gidip geliyorsun çoğu yere. Ortalaması ne arabanın? Ortalaması 21 mi ne? Yani 8 km. Gayet iyi. Hızlanması, ivmelenmesi gayet iyi yani. Her viteste canlı, iyi, kararlı hızlanıyor araba. O konuda hiçbir sıkıntısı yok yani. Yakıtını da söyledik, konforunu da söyledik. Şöyle bir en sola atalım kendimize, bakalım. Motoru sanki böyle benzinli motormuş gibi bir ses veriyor ya. 5. bitti, 6. bitti. Se geçtik mi? 110. 112 bitti. 110'da şu an 106, 110'da 2000, 1900-2000 devirlerde 110 km'de gidiyorsun. Ya yani uzun yolda bu arabada 110-120'yi geçme, bu araba 5 litre yakar. Yani gayet iyi, yakıtı gayet iyi. Bu arabanın tek eksiği benim gördüğüm kadarıyla geri görüş kamerasının olmaması. Yani bu arabada artık geri görüş kamerası olmalıydı. Vitesinin otomatik, dizel otomatik seçeneğinin olması, yani bir de Jeep arazisiyle ünlü bir markanın bu araca 4x4 bir şekilde entegre etmesi lazımdı yani. O yüzden yani opsiyon olarak örneğin, tamam böyle yine üretme demiyor kimse sana, ama opsiyon olarak 4x4'ü sun. Opsiyon olarak bu araçta dizel otomatik, 1.6 dizel otomatik seçeneğini sun. Ki cennet yani, 1.6 dizel otomatik dedim mi direkt al, sat yani. Müthiş rakamlar elde edersin satışta da. Ama bunları bu araçta sunmamışım, onu söyleyeyim sizlere. Bu benim gördüğüm eksiler. Şey yok işte, bu ekran yok. Şu aracın şu anda ikinci el fiyatı. Bu araç 2014-2015 model. 2015 çıkışlı 2014 model. Yani 2014 ile 2015'lerinin fiyatını söylüyorum size. 80'den başlar, 85'e kadar değişir. Cam tavan opsiyonu varsa. Cam tavan yoksa 2-3 bin lira daha düşüktür. Yani cam tavan opsiyonu ile birlikte 80-85 arasında bu aracın fiyatı değişiyor. Aldırıyor araba kafayı ya. Bunun ağırlığı ne kadar? Ağırlığı 1400 kaçtı ya? 1400 küsür. Ruhsat orada bir baksana aslında. 1400 küsür olması lazım ağırlığı arabanın. Yanlış mı biliyorum yoksa? Net ağırlık yazar, o kısımda yazar. Söyleyeceğim. 1465. 1400 küsür. Yani ben dün baktım biraz bayağı da. 1460 kiloluk bir ağırlığı var. Gayet iyi kaldırıyor. Yani motor kasayı gayet iyi, fazlasıyla iyi kaldırıyor. Dediğim gibi bu konuda bir sıkıntı yaratmaz bu araç. Konforu güzel, beklediğinden iyi. Ama fiyat olarak yani bu fiyatlarda bence fiyat performans aracı diyebilirim ben bu araca. Yani bu paralara alınabilecek bir araç. C segmenti bir araç alınacaksa, almaktansa bu aracı almak mantıklı olur. Niye mantıklı olur? Ailenle de kullanabilirsin. Gayet geniş bir iç hacme sahip. Gayet güzel, hoş bir kullanışa sahip. Yani iyi bir araç yani bu paralara. Yani bir de bir şey daha söyleyeyim. Konudan konuya atlıyoruz ama şu aracın burnunu görebiliyorsun burada. Evet, onu ben de ilk başta sürüş pozisyonunda direkt arabanın burnunu görebiliyorsun.
şu anda çoğu arabada göremiyorsun arabanın burnunu. Bu arabada burnunu görebiliyorsun ve burnu uzun olduğu için arabanın. Araba size yani böyle D segmenti bir SUV'daymış hissi veriyor biliyor musun? Yani burun uzun ya, diyorsun ki acaba D segmenti bir SUV'da mıyım böyle? O hissi veriyor yani kompakt bir SUV'daymış değil de D segmenti bir SUV'daymışsınız hissini size rahatlıkla vermekte bu araç. Onu söyleyeyim ben. Böyle devam edelim yine. Başka değineceğim konulara gelirsek, hem fiyat olarak demiştik işte o 85-80 bin civarı bandında. Hemen hemen Qashqai ile aynı fiyatları. Ama ben şunu söyleyeyim, bu arabanın viraj performansı Qashqai'den kötü biraz. Qashqai'nin viraj performansı çok iyi. Qashqai'nin viraj performansı. Ama şimdi Qashqai'nin bu parayı alabileceğin arabası 1.5, 115 beygir. 110 beygir. 110 beygir. He. Dizel manuel alırsın canım Qashqai bu parayı. Ama sunrooflu falan böyle full alamazsın galiba. Yok alamazsın canım. Değil mi? Bizim Qashqai bizim kaç şu an. Alamazsın. 80 bin liraya aldık biz de Qashqai işte. Yani Qashqai ile falan kıyaslıyorlar. Bu Qashqai ile aynı segment bir araba değil. Bu B segmenti SUV diye geçer. Yani kompakt SUV diye geçer. Qashqai C segmenti bir SUV'dur. Yani Qashqai ile kıyaslanacak bir araç değil ama çoğu kişi kıyaslıyor. Ya paran yetiyorsa onu al ama yetmiyorsa gayet iyi bir seçenek. Gayet premium algısı yüksek bir araç yani. Bir de dışarıdan şöyle bakıldığında arabaya çok yani, böyle tatlı bir duruşu var. Tatlı duruşu var. Kimse duruyor. De şey demiyor yani. Nedir onun adı ya? 70-80 bin liralık araba demez yani, bu arabayı bakınca. Yani en az 120 bin liralık arabaymış gibi duruyor. Qashqai'nin 80 bin liraya aldığın arabasında anahtar çalıştırma yok. Tabii hiçbir şey yok. Sunroof yok. Aynen. Bu paralara anahtar çalıştırma, sunroof. Açılıyor komple bir de. Tabii doğu artısı var. Qashqai'nin can tavanı açılmıyor da. Açılmıyor. Bunda komple. Açılmıyor. Aç can tavanı istediğin gibi. Qashqai'de bir şey elde var. Bunu artı olarak sayarsan bir önde park sensörü var Qashqai'de. Bir de şey iyi Qashqai'nin ya. Yol tutuşu bundan iyi Qashqai biraz. Qashqai çok iyi. Ya ama bunun da yol tutuşu sizi kötü değil yani onu söyleyeyim. Ama Qashqai ile boyu ölçüşemez yol tutuşunda. Evet. Onu sizlere rahatlıkla söyleyeyim. Bir de Qashqai bence daha az yakıyordur. Qashqai zaten o motorun yakıt ekonomisi 1.5 dizel Renault'dan aldıkları o motorun yakışık. Bir de arabada şunu söyleyeyim şey yok, araba şu an 32.000 31.000 kilometrede ama hiç trim sesi yok yani. Arabada çırt sesi yok yani. 2014 model 2 yıldır 1-2 yıldır trafikte kullanılan bir araç ama araçta herhangi bir trim sesi vesaire kesinlikle bulunmamakta. Şöyle buraya geldiğimizde Volkswagen'lerdeki gibi o park asistanı adını vermişler ya Volkswagen'de. Aynı öyle bir şey geliyor. Bir araba çıkıyor. Yaklaşınca falan onun simgeleri çıkıyor. Yokuş kalkış desteği de var arabada. Ya vites geçişleri falan kavrama oranı falan çok iyi. Çok iyi bir noktada kavruyor. O yüzden yani direkt kaldırır kaldırmaz o fiyatlardan alışık geldiğimiz gibi direkt kavruyor yumuşak. Vites geçişleri zaten söylemiştim inceleme videosunda da o kadar güzelce insan sürekli vites atmak istiyor arabada. Start stop da var değil mi bunda? Start stop da var. Şöyle devre dışı devrede start stopu da var aracın. Gayet hoş yani ciddi güzel donanımları, iyi donanımları olan bir araba. Şehir içinde kullanıma çok uygun bir araba. Uzun yolda da gayet iyi, sizi rahatsız etmeyecek. Hoş yol tutuşu, konforu güzel bir araba. Yani bu paralara alınabilecek bir araba. Yani gidip bu paraları verip rahatlıkla gözünüz arkada kalmadan alabileceğiniz araçlardan bir tanesi. Bunu söyleyeyim sizlere. Bana bir de dikkatimi çeken nokta şu camı dik indirdikleri için normalde A sütunları o kadar kalın ki. Evet. Aşırı kalın. Ama camı dik indirdikleri için ve şuradaki kelebek camın da vasıtasıyla A sütunları sizin sürüş görüş açınızı hiç etkilemiyor. Ama şu camı biraz daha yata indirselerdi A sütunları çok etkiler. Çünkü bayağı kaslı ve kalın duruyor. İşte aynaları bayağı büyük. Kullanış açısından çok iyi. Çok iyi. Kapıya monte etmişler. Büyük, çok iyi kullanışı var. Ama şeyde sıkıntı yani. Aynaları nedir onun adı? Rüzgar sesi almasında sıkıntı yaratıyor illa sizlere. Elektrikli aynalar var değil mi? Elektrikli katlanıyor. İçeriden katlanıyor yalnız. Dışarıdan katlanma yok. Yani tuşla katlama yok. Elektrikli içeriden katlanıyor. Isıtmalı bir aynası var. Böyle bir araç. Bugün değişik bir aracı anlatmaya çalıştık size. Kusura bakmayın biraz hastayım diye sesim kötü geliyor olabilir. Bugün bu aracı anlatmaya çalıştık. Şimdi birkaç konudan size bahsedeceğim. Araçla alakasız. Nazım kardeşimizin kanalını kapattı Nazım.
yeni bir kanal açıyor. O kanalın da şimdi videoya gelecektir. Ben şeyini yazacağım, ismini yazacağım. Yine Nazım Zeki Uysal yazarak ulaşabilirsiniz. Abone sayısı az olan bir kanal. Üyesi daha yok onda. O yani abone sayısı çok olanı kapatacak yavaş yavaş. O abone sayısı az olanı beni takip eden arkadaşlar Nazım kardeşimin kanalına da abone olsunlar. Kendisi zaten bu işte tır işinde bence kafaya oynayan ilk üçten biri, bir numara. Çok iyi, sürekli görüştüğüm. Yani kardeşimdir benim yani. Hiç şeyim, ayrıtım yok. Hemen hemen her gün konuştuğumuz, muhabbet ettiğimiz bir kardeşim. Siz de tanıyorsunuzdur çoğunuz da zaten. Belli bir hayran kitlesi, hatta bayağı bir hayran kitlesi var bizim çok önümüzde. Gerçi bizim reklamımıza pek ihtiyacı yok ama ben yine de söyleyeyim. Kendisi yeni bir kanal açıyor. O kanalı da takip edin. Dediğim gibi altta şimdi yazacaktır. Linkini de en aşağıya atarım gerekirse. Evet beyler, böyle bir araç. Aracımız bu. Aracı da böyle tamamladık. Kanalda her şey iyi gidiyor. Bir YouTube biraz yavaşladı, etti, video atamadık o yüzden. Şimdi videolar tüm hızıyla devam edecek. Bir başka test videosunda tekrar görüşmek üzere.